Merhabalar arkadaşlar. Şimdi noktanın analitik incelenmesinin test 3'ünü çözeceğiz. Ezan okunduğu için bir durdurdum videoyu ama kazayla kapatmışım. Baştan bir daha çekiyorum o yüzden bu kısmı arkadaşlar. Şimdi burada neler yaptık buraya kadar? Diyor ki bize şu Ceyhan ve Lüleburgaz noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Biz ilk önce paralel kenar olma koşulunu kullandık. Yani şunu yaptık. Karşılıklı köşelerin apsisleri toplamını birbirine eşitledik. A'nın apsisiyle C'nin apsisini topladık. Yani 4 ile A'yı eşittir deyip B'nin apsisiyle D'nin apsisinin toplamını eşitledik. Buradan A'yı 7 bulduk. Aynı şekilde ordinatlarını eşitledik. A ile C'nin ordinatları toplamı yani 7 ile B'nin toplamı B ile D'nin ordinatları toplamına eşitti. Yani 10 ile eksi 2'nin toplamına eşitti. Buradan da B'yi 1 bulduk. Şimdi L noktasının koordinatlarını bulmaya geçiyorum. Onun için de şuralara KK dedim. Burası 2K oldu. Şu benzerliği kullanacağım dostlar. Şuradaki kelebek üçgen benzerliğini. Bakın A'ya C'nin oranını bulacağız. Şurada bir kelebek üçgen var. 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla şurası da 1M'ye 2M şeklinde dağılır dedik. Şimdi A'nın koordinatlarını 4'e 7 diyebiliyorum. C'nin koordinatlarını da dostlarım az önce bulduk A ile B'yi 7'ye 1 diye bulduk. Şimdi hemen kelebek benzerliğinden oranı da bulmuştuk. Şu orandan soruyu çözelim. X'e bakın. 4'ten 7'ye zıplamış 3M'de. 3M'de 4'ten 7'ye zıplamış. Yani 3 birim artmış. 1M'de 1 birim artar diyorum. M'de 1 birim artacaksa 4'ü 1 arttırırsam 5 bulurum dedim. Lüleburgaz'ın apsisini yani C'yi bulduk arkadaşlar 5. Şimdi D'yi bulalım. 7'den 1'e düşmüş dostum. 6 birimlik bir azalış var. 3M'de 6 azaldıysa M'de 2 azalacak diyorum. Hemen 7'den de 2 azaltalım. Yine 5 çıktı arkadaşlarım. Denizli de 5 çıktı. Şunu 7 bulmuştuk. Bunu da 1 bulduk. Toplarsak 10. 8 de buradan. 18 geldi. Birinci sorumun cevabı Adana'dan çıktı. Geçelim 2 numaralı soruya. Noktaları doğrusal olduğuna göre dostum sen hemen şunu diyeceksin. Noktaların doğrusal olması demek. Bakın bunu şöyle de sorabilir. Şu cümleyi de kurabilirlerdi. Noktaları üçgen belirtmiyorsa diyebilir. Noktalarının belirttiği üçgenin alanı sıfır ise diyebilir. Ya da C noktası A ile B doğrusunun üstünde diyebilir ki bunların hepsi aynı anlama geliyor dostlar. Hepsi doğrusal demekle aynı şeydir ki hepsi bir doğrunun üstünde anlamına geliyor. Yani işte A burada diyelim, B burada diyelim, C de burada diyelim. Senin burada söyleyeceğin cümle şu. Hocam bir doğrunun eğimi A ile B arasında M ise B ile C arasındaki eğim de M'dir. Hatta A ile C arasındaki eğim de M'ye eşittir. Yani bir doğrunun eğimi her bölgesinde aynı değere sahiptir. Ben hemen A ile B arasında geçen eğimi bulup B ile C arasındaki eğime eşitlesem yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi iki noktadan eğim bulma. Neydi kural? Y'leri çıkartıyorum birbirinden. Bakın 5'ten eksi 4'ü çıkartacağım. 5 eksi eksi 4'ten 9 olacak. Bölü. Eksi 1'den de 2'yi çıkartacağım. Eksi 3 olacak. Eşittir. Şimdi B ile C arasındaki eğim. Eksi 4'ten K'yı çıkartacağız. Eksi 4 eksi K. Bölü. 2'den de 5'i çıkartacağız. Eksi 3. Şu eksi 3'ler birbirini götürsün. Şu eksi 4'ü de buraya artı 4 olarak alırsak 9, 4 daha 13 olur. Eksi K. Demek ki K dediğimiz şey de eksi 13 olacak. Yani ikinci sorunun cevabı da Denizli'den çıkacakmış. Geldik 3 numaraya. Klasik bir soru yine her soru bankasında. Bu ilk 3 sorumuz böyleydi dostlar. Her soru bankasında karşınıza çıkacak soru tarzları. Analitik düzlemde ABC noktaları verilmiş koordinatları. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi A'nın ordinatı 1'miş demek ki burası 1. C'nin apsisi 5'miş demek ki burası 5. B'nin de diyor apsisiyle ordinatı 3'e 3. Yani şuradan aşağı inen diklik de 3. Şuradan çizdiğin
Diklikte 3, apsisiyle ordinatı 3. Bakın bu verilen dörtgeni şöyle bir köşegen çizerek iki üçgene ayırdım. Şuradaki üçgenin alanı tabanı 1, yüksekliği 3 olduğu için 3 çarpı 1 bölü 2'dir. Artı şu üçgenin alanı da tabanı 5, yüksekliği 3 olduğu için 5 çarpı 3 bölü 2'dir. Yani şurası 3 bölü 2, burası 15 bölü 2, topladım 18 bölü 2'den 9 çıktı. 3 numaralı sorumuzun cevabı da Denizli'den geldi. 4 numaraya bakalım. Analitik düzlemde AOC eşkenar üçgeninin alanı 4 kök 3 birim karedir. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyordu dostlarım ki bu da neye eşitmiş? 4 kök 3'e. Hemen kök 3'leri sildim. 4 ile burayı çarparsak a kare eşittir 16'dan a'yı 4 bulduk. Yani eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunu 4 birim buldum. Hemen şöyle yüksekliğini indirelim bunu. Bu yükseklik biliyorsun kenarı 2'ye bölecekti. 2, 2. İşte şuralar 4, 4. Yine 30, 30 diye açımızı 2'ye bölecekti ki 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3. Yani bakın A noktasının Y eksenine olan uzaklığı 2, X eksenine olan uzaklığı 2 kök 3. A noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Apsisi 2, ordinatı da 2 kök 3'tür dedik. 2'ye 2 kök 3, yani Ceyhan şıkkındaki cevap doğrudur. Geldik 5 numaralı soruya. Yine bir dik üçgenimiz var. A noktasının koordinatlarını vermiş bize. Hemen gösterelim A'nın koordinatları. Eksi 4'e 6. Demek ki apsisi eksi 4. Yani şurası 4 birim. Ordinatı da 6. Şu uzunlukta 6. Şurası da 4'tü dostlarım. Sonra C'nin koordinatları verilmiş. Şurası 5. Bakın diklikten diklik indiği için hemen öklik yapalım. 6'nın karesi eşittir. Şuradaki K ile şuradaki 9'un çarpımına eşittir öklikten. 36, 9 ile 4'ün çarpımıdır. K'yı da 4 bulduk. Demek ki şu mesafede 4 birimmiş. B noktasının apsisi istiyor. Bakın B noktası orijinden 8 birim uzaklıkta. Yani apsisi 8. Ama negatif tarafta olduğu için eksi 8'dir dedim. B'yi işaretledim hemen. 6. sorumuz yine 30-60-90 üçgenleri görüyorum. Hemen şurada gösterelim. Burası 60 derecedir. Şu zaten 90'dı. 60'ın tersi de 60'tır. O halde şu açımızda 30 derece. 30-90 şurası da 60 derece. Şimdi analitik düzlemde apsisi 4 olan B noktası. Bir de Denizli noktasının da apsisini 2 vermiş. Yani şurayı 2 vermiş bize. Demek ki 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı şu uzunlukta 2 kök 3. A noktasının ordinatını soruyor. Yani şuradaki mesafeyi soruyor bize. Hemen devam edelim. B'nin apsisi 4'tü arkadaşlarım. Şuradan bir diklik çizersem buranın 4 olduğunu söylüyor bana. Bakın şunu gördüm. 2'ye 4 muhabbeti var burada. 2'ye 4. Yani şu 2 4'ün orta tabanıymış. O halde dostum şu yanlar da 2'ye bölünmüştür. Burayı 4 bulduğum için şurası da 4 gelecek. Bakın burada 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı ne olacak? 2 katı 8. Şimdi şuraya bakalım. Toplam uzunluk ne burası? 10. 60'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 10'un kök 3'e bölünmüş halidir. 10 bölü kök 3 çıkar. A noktasının ordinatı yani Y dediğimiz şey. Cevabımız Bursa'dan geldi dostlar. Evet, ilk 6 soruyu hemen gömdük. 7 numarayla devam edelim. Analitik düzlemde karedir diyor. Alan A, O, B bilmem ne nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi kareli, kare ve parabol mesela, kareyle doğru, kareyle çember, kareyle başka bir şekil bir arada verildiğinde bizi ilgilendiren nokta bu doğruyla karenin birbirine dokunduğu C noktası. C noktasının koordinatları, bakın kare olduğu için burası apsisle ordinatı birbirine eşit olacak. Demek ki C'nin koordinatları A'ya A'dır diyebiliriz. Sonra bu C noktası
bize verilen doğrunun da üstünde olduğu için denklemini sağlayacak diyorum. O zaman doğrunun denkleminde C noktasını yerine yazalım. Tabii önce doğrunun denklemini bulacağız. Bunun da kuralı neydi? Eksenleri kestiği noktalar belliyken x bölü x'i kestiği nokta 4 artı y bölü y'yi kestiği nokta 6 her zaman eşittir 1 diyoruz. Bunu da düzenlediğimizde cevap gelecek buradan. Denklem gelecek. Hadi toparlayalım. 3 ile bunu genişletelim. 2 ile de bunu genişletelim. 3x artı 2y bölü 12 olur. Bölü 12'yi de buraya çarpı 12 olarak 1 ile çarptım. 12 oldu. Şimdi C noktasını getirip yerine yazıyorum. X yerine A, Y yerine A yazıyorum. 3A, 2A daha 5A eşittir. 12 olur. Demek ki biz buradan A'yı 12 bölü 5 bulacakmışız diyoruz. Bize de karenin alanını soruyor. Bir kenarı 12 bölü 5 ise alanı ne çıkacak? 12 bölü 5'in karesi yani 144 bölü 25 geldi. 8. sorumuz. Bakın dik açıdan inen bir doğru hipotenüsün yarısına eşit. O halde burada muhteşem üçlü var. Burası da 5. A noktasının ordinatını 6 vermiş. Burası 6. Burası 8. C noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Hemen şurayı çizdim. Burası bizim C noktamızın apsisi. 8'in orta tabanı olduğu için buraları 2'ye böldü. Burayı da 2'ye bölecek mecburen. 8'in orta tabanı ise bu da 4 oldu. 3, 4, 5'i de gördük hatta burada. Bakın C noktasının apsisi 4, ordinatı yani x eksenine uzaklığıysa 3'e eşit olduğu 4'e 3 noktasıymış. 8. sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. 9 numaradayız. Arkadaşlar konu anlatımında da söyledik. Böyle koordinat düzleminde kareyi biraz eğik gördüğünüzde hiç soruyu okumadan direkt şu işlemi yapın. Karenin köşelerinden geçen şu büyük kareyi de siz çizin dedik hatta. Ve dedik ki şurada 4 tane üçgen çıkar. 4'ü de birbirinin eş üçgenidir dedik. Şimdi A noktası 6'ymış. B noktası da 8 birim uzunluğundaymış. Eksi 8'miş. 6, 8, 10 üçgenini gördük. Dostlar bütün kenarları 10 olduğu için eşliği buradan söylüyorum. 90'ların karesi hepsinde aynı olduğu için ve açıları da hep AB 90, AB 90 diye gittiğinden bu dördünün eş olduğunu böyle söylemiştik. Demek ki bunun da kısa kenarı 6, uzun kenarı 8. Burası 6, 8, 6, 8 diye gidiyor. Şimdi C noktasının koordinatları. C'nin Y eksenine uzaklığı 8 birim yani apsisi 8 birim. X eksenine uzaklığı şurası yani 14 birim şuraya eşit. Tabii ki dördüncü bölge olduğu için Y'si negatif olacak. Eksi 14 geldi. C noktasının koordinatları toplamı 14 ile eksi 14 ile de 8'in toplamı eksi 6 yapar dedim. 9. sorumun cevabını Ceyhan'dan işaretledim. Ve geldim 10 numaraya. Kürşat dik koordinat düzleminde bir adet dikdörtgen ve 2 adet paralel kenar şeklindeki bölgeyi boyayarak adının baş harfi olan K'yı resmediyor. Buna göre oluşan boyalı bölgenin alanı nedir? Şimdi dostum hemen şunları bir yazalım. Şurası 2 birimmiş. Şuraya kadar 8 birimmiş. Şurası da 10 birimmiş diyelim. Bakın dikdörtgen kısmının hemen alanını bulduk bile. 18 çarpı 2 yani 36 dikdörtgenden geliyor artı. Şimdi şurayı bulalım. Şu paralel kenar olduğundan sebep bakın y'lerin farkı şuranın y'si 5 buranın y'si 3 yani şurası 3 birim toplamı 5 birim olduğu için şu araya 2 kaldı. Bunun apsisini de bize burayı da 5 vermiş. Paralel kenarın şu paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Tabanı çarpı yani 2 çarpı bu 2'ye inen yükseklik 5. Bakın dışarıdan çizilmiş yükseklik 5. O halde 5 çarpı 2'den bunun alanı 10'dur. Şu paralel kenarın alanını buluyorum hemen dostum. Bakın yine bunun da şuradan yukarısı 5 birim, buradan yukarısı 7 birim. O halde şuraya yine 2 kaldı. Bunun yüksekliğine bakın yani şu R'nin apsisine bakın 4. O halde burası da 4. Peki bunun tabanı yine 2, yüksekliği de 4. 4 çarpı 2'den de 8 geldi bunun alanı.
18, 36 daha 54 yapar toplam alan. Yani 10. sorumuzun cevabı da Bursa'dan gelir. Geldik 11 numaralı soruya. Analitik düzlemde Alper Bey'in villa yaptıracağı arsanın planı verilmiştir. Her bir kenar uzunluğu 2 metredir. Arsa villa ile havuz inşa edildikten sonra kalan bölümler çimlenecektir. Yani yeşil kısım çimlenecek diyor. Çimlenecek alan nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın burada ne yapacağız? Şu çimlenecek alanın bir toplam hepsini bir bulalım. Şurası kaç tane kareden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane burada var. 15 tane 2 var yani burası. 2 metre olduğu için 30 metre burası. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metre. 10 tane de kare burada var. 2 metreden 20 metrede burası var. Yani 3 kere 2, 600 metre kare. Şu anda tüm arsanın tamamı 600 metrekare. Şimdi ben bu 600 metrekareden bir havuzu çıkartacağım. Bir de villayı çıkartacağım dostlar. Geriye yeşil alan kalacak. Önce villayla başlayalım. Şimdi villanın şöyle şuralarını birleştirirsem dostum. Villa bakın şurada bir 2, 4, 6 birim. Şurası da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 birimlik bir dikdörtgen oldu. 6 ile 16'nın çarpımı 96. Bir kere bu dikdörtgen çıkacak. 96. Şuraya bakalım bir üçgen var. Şurası 2, 4 birim. Şurası 2, 4, 6 birim. 6 kere 4, 24 bölü 2'den 12 birimlik bir kısım burada var. Aynısından bir tane de burada var. 12, 12 daha. 24'lük bir kısım daha çıkacak arkadaşlarım. Sonra şu havuzu bulalım şimdi. Havuzun şu uzun kenar, şu parçadan bulalım. Bakın uzun kenarını bulacağım. Şurası 4 birim. Şurası 2, 4, 6, 8, 10, 12 birimde burası. 4, 12. Şurası 4 kök 10. Şuraya gelelim. Bakın 2, 4, 6 birim burası. 2 birimde burası. 2 kök 10'da bu uzunluğu geldi. Dikdörtgenin alanı 4 ile 2'nin çarpımı 8. Bir de 10 ile çarpıyorum 80. 4 kök 10 ile 2 kök 10'un çarpımı 80 yaptı. Bir de bu 80'i çıkartacağız. 96, 24 daha 120, 80 daha 200, 600'den de 200'ü çıkarttık. Edirne'den bulduk sorumuzun cevabını. Evet, son sorumuza geçiyoruz. Bu testin son sorusu. Analitik düzlemde ABC üçgeninin kenarlarının orta noktaları DEF olduğuna göre ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şuraya bir ABC üçgeni çizelim biz öyle konuşalım dostlar. A, B, C. Şimdi kenarlarının orta noktaları D buranın orta noktası. E buranın orta noktası. F de buranın orta noktasıymış. Şimdi D, E, F. Şöyle birleştirdiğimizde dostlar. D'nin koordinatlarını biliyoruz. 1'e 2. E'nin koordinatları eksi 4'e 2. F'nin koordinatları da eksi 2'ye 9. Şimdi bunu çözmenin birkaç farklı yolu var dostlarım. Mesela benim ilk aklıma gelen şurada paralel kenar olma koşulunu kullansak. Karşılıklı olan kenarlar, köşelerin apsislerinin toplamını birbirine eşitleyip B'nin apsisini bulsak burada. Yani eksi 4 ile X'in toplamı, eksi 4 ile X'in toplamı eşittir. Eksi 2 ile 1'in toplamına ki yani eksi 1'e. X eşittir buradan 3 gelsin. Y'yi bulalım şimdi. 2 ile Y'nin toplamı, B'nin Y'sini buluyorum. 2 ile Y'nin toplamı eşittir. 9 ile 2 miydi bununki? 9 ile 2'nin toplamına yani 11'e. Demek ki Y de buradan 9 çıktı. Şimdi B noktasının koordinatlarını buldum. B noktası 3'e 9 geldi dostlarım. Peki şimdi A ile de C'nin koordinatlarını bulacağız dostlar. Şimdi bu A ile C'nin E noktası tam ortalarında olduğu için A'nın apsisi ile C'nin apsisinin toplamı bunun apsisine eşit. Yani eksi 4'e. Yani x1 diyelim, x2 diyelim. x1 ile x2'nin toplamının yarısı eksi 4. O zaman x1 ile x2'nin toplamı eksi 8 olacak. Yine aynı şekilde y1 diyelim, y2 diyelim bulunduğu ordinatına.
Y1 ile Y2'nin toplamının yarısı 2 olduğu için Y1 ile Y2'nin toplamı da 4 olacak dedim. Hadi şimdi bütün koordinatlarını toplayalım. Eksi 8 apsisler toplamı. 4 de buradan geldi. Eksi 4. 9 daha 5. 5 ile de 3'ün toplamı 8 yaptı. 12. sorumun cevabı da Edirne'den geldi. Evet, test 3'ü gömdük. Hemen test 4'e geçiyoruz. Diyor ki ABC üçgeninin iki köşesini vermiş. Ağırlık merkezini vermiş. C'nin koordinatları toplamı. Şimdi ağırlık merkezinin apsisini yani 4'ü nasıl buluyorum ben? Diğer 3 köşenin apsislerini topluyorum. 2'yi ve C'nin apsisini toplayıp 3'e bölüyorum. Buradan 12 eşittir 4 artı x. 8 eşittir C'nin apsisi 8'miş. Aynı şeyi ordinatlar için yapıyoruz. G'nin ordinatı eşittir 2 artı eksi 2 artı y bölü 3 olacak. Şunlar gitti. 12 eşittir y kaldı. Bakın C'nin koordinatlarını buldum. Bunların da toplamını soruyor. Denizli'dir yani 20'dir dedi. Ve gelirim 2 numaralı sorumuza. Dik koordinat sisteminde DC AB AC ile CB'yi vermiş 12 birimdir demiş. Onu göstermiş zaten. B'nin koordinatlarını da 12'ye 0 vermiş. Demek ki şu uzunluk 12 birim. C noktasının ordinatı kaçtır diye bir soru soruyor. C'nin ordinatı dediğimiz şey şuradan aşağıya x eksenine olan uzaklığıdır. Yani y diyelim buraya. Bizden de burayı istiyormuş dostlar. Şimdi neler yapacağız? Yine bir sürü diklik olduğu için bir AB 90 benzerliğine girişelim isterseniz. Şuraya A 90 B diyelim. A var, şurada 90 var, buraya B diyelim. Şuranın da A olduğunu söyleyeyim. Sonra şu büyük dik üçgene baktığınızda 15 burası, 12 burası ise şuranın da 9 olduğunu söyleyelim. 9, 12, 15'ten de bunu bulalım. Şimdi dostum şuradaki AB 90 dik üçgeni ile kocaman üçgeni benzerlediğinizde y'yi de buluyorsunuz dostlar. Hatta şu klasik benzerliğimizi yapalım bakın. Şunun şuna paralel olmasını konuşalım. Y bölü 9 eşittir 12 bölü tamamı. 12 bölü 15. Hemen 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 4 geldi burası da. İçler dışlar yaptık. 36 eşittir 5y. 36 bölü 5 eşittir y. Yani 2 ile genişletelim. 72 bölü 10. O da 7.2 yaptı. İkinci sorumun cevabı Denizli'den geldi. Geldim 3. soruya. Evet, devam edelim şimdi. 3 numaralı sorumuzda dik koordinat düzleminde bir kare var. AD'yi 13 birim vermiş dostlarım. DC'yi de 7 birim vermiş. Şimdi şurası 7, burası da 13 birimmiş. A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor bize. Şimdi A'nın koordinatları dediğimiz şuradan inen bir diklik var. Bir de şuraya gidecek olan diklik var. Bunları soruyor dostum. Ki biz bunu şöyle aşağıya doğru indirdiğimizde köşegen olduğunu biliyoruz bunun arkadaşlar, bu dikliklerin. Dik kesiştiğini biliyoruz karede köşegenlerin en azından. Şuraya A birim dersem, A birim uzunluğunda. Bakın köşegenin şu parçası 7 artı A. O halde burası da 7 artı A. Şu da 7 artı A. Tabii ki bu da 7 artı A oldu. Ve şu küçücük dik üçgeni görün dostlarım. A var. 7 artı A var. Bir de 13 var. 13 sana kopyayı versin. 5, 12, 13 mi diye düşün. A'ya 5 dediğin takdirde burası gerçekten 7 artı 5'ten 12 oluyor. Demek ki A 5'miş diyebilirsin. O halde şurası 12. Yani burası 12. Burası da 12. Demek ki A'nın koordinatları 12'ye 12'dir. Yani Edirne şıkkı doğru cevaptır dedi. Ve geldim 4 numaralı soruya. Analitik düzlemde AC'nin orta noktası D noktasıdır diyor. Madem ki orta noktası D, hemen gelin şuradan biz bir kelebek üçgenimizi görelim. Bakın şurada bir kelebek oluşturduk. Şurası 3 birimse burası da 3 birim. Şurası 4 birimse artık burası da 4 birimdir dedim. Hatta 3, 4, 5'lerimizi de yazalım biz. Şimdi şurayı da 4 vermiş bize. Tamamdır. Ne istiyor şimdi başka? Hatta şurayı da bulabilir miyiz dostlar? Bakın şu uzunluğu da bulurum ben. Gerek var mı bulmamıza?
Bulalım, belki bir işimize yarar. Bu uzunlukta şöyle bulunur. Klasik benzerlik yapıyorum. Şu 3 ile bu uzunluk arasındaki benzerlik. 4 bölü tamamı, yani 12. 4 bölü 12 demek 1 bölü 3 eşittir diyeceksin. İşte bu aradığım uzunluk x diyelim ona, bölü 3. X buradan ne çıktı? 1. Şimdi dostum, bize mavi bölgenin alanı soruluyor. Ben de şunu yapacağım bak. Şuradaki üçgenin, şu üçgeni kırmızılaştırıyorum senin için. Şu üçgenin alanını bulabiliyorum ben. Hatta bulalım hemen. Tabanı 8, yüksekliği 3, 8 çarpı 3, 24 bölü 2'den 12'dir. Bu üçgenin alanında şu üçgeni çıkartırsam, ki o da 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 gelir. İşte istenilen mavi bölgenin alanını bulmuş olurum. Dördüncü sorumda Denizli'den çıkar. 5'e bakalım şimdi. Ne diyormuş? AO, OD'nin 2 katıymış arkadaşlar. Bunu bir görelim. AO, OD'nin 2 katıymış. Demek ki AO 6, OD'de 3 müymüş dostlar? Evet. AO 6, OD'de 3. Tamam. ED, EO'nun 2 katıdır. EO'ya 1 dersem ED 2 katıymış. Oo, bakın burada bir dik üçgen var. 90'ın karşısı 2 katı. Neyin 2 katı olur 90'ın karşısı? Sadece 30'un. O halde şu açımız kesinlikle 30 derece. Hatta şu açımız kesinlikle 60 derece. Şuradaki açımız da kesinlikle 60 derecedir. Tersten diyebiliriz. Hatta burada 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe bölüyorum 3'ü. Kök 3 yapar. 90'ın karşısı da 2 kök 3 yapar. Şöyle biraz küçük oluyor ama idare edin arkadaşlar. Peki başka neler vermişti bize? ACO açısı. ACO. ACO. Yani şuradaki C açısı bir yere eşitmiş. Nereye eşitmiş? ADB'ye. ADB. Ha, bizim 30 bulduğumuz açıya eşitmiş. Demek ki burası da 30. Hatta bakın 30, 60... Şurası da 90 çıktı. CE'yi istiyor. CE dediğimiz yer şu mesafeyi istiyor bizden dostum. Bulalım orayı da. Şimdi şuradaki 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı, şu 60'ın karşısı 6 kök 3 olacak. E biz az önce burayı kök 3 bulduk. Buraya da 5 kök 3 kaldı. İstenilen yer Denizli'den çıktı dostlarım. 6 numaraya geçelim biz de. Bakın kareyi biraz eğik gördük. Kareyi biraz eğik görünce ne yapacağız demiştik. Hemen etrafından geçen büyük kareyi çizeceğiz. Hiç soruyu okumanıza bile gerek yok. İlk yapılacak iş buydu demiştik. Şöyle gösterdik bunu. Şimdi C noktasının apsisini 2 vermiş. Şurası 2. Ordinatını da 6 vermiş. Şuradan aşağıya inen dikliği de 6 vermiş bize. Tamam. Yani şuradan aşağı inen komple diklik 6. Onu bir söyleyeyim. Şimdi bunları da eş diyorduk. Her birinin kısa kenarına şöyle AAA diyelim biz. Her birinin kısa kenarı A. Bakın burası A ise burası da A, ki şu dik üçgende uzun kenar ne çıktı? A artı 2. O zaman her birisi A artı 2 olacak. Şu da A artı 2. Şu da A artı 2. Yani 2A ile 2'nin toplamı 2A artı 2 6'ya eşit. Demek ki A buradan direkt 2 çıkacak. A noktasının koordinatları çarpımı. Şimdi A'nın koordinatları dediği yer şurası apsisi, yani A, yani 2 birim. Şurası ordinatı, yani 2 kere 2 ile 2'nin toplamı 4 birim. A'nın koordinatlarını yazıyorum. Dikkatli yazın dostlar. Apsisi 2, ordinatı 4 ama ikinci bölgede olduğuna da dikkat edin. İkinci bölgede x'lerimiz ne olacaktı bizim? Eksi, negatif olacak. Y'lerimiz pozitif olacak. Eksi 2 ile de 4'ün çarpımının eksi 8 olduğunu gördük dostlar. Evet arkadaşlarım. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda dik koordinat sisteminde 13 tane birim kareden oluşan şekil AB ile iki bölgeye ayrılmıştır. Kırmızı boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanına eşit ise buna göre A noktasının apsisi kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şurası bizim A birim uzunluğumuzda, bakın şuraya kadar. Tam böyle köşede değil yalnız bu A, dikkat edin, burası A.
Şimdi bakalım burada kaç tane birim kare var onu hesaplayalım. 3, 2 de buradan 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Ha, zaten öyle demişti yalan. 13 tane birim kare var. Tamamdır. Şimdi bu 13 tane birim kareyi biz şöyle yapalım mı dostlarım? Şu iki tanesi bakın şuraya gelse. Şöyle şekli biraz daha düzgünleştirmeye çalışacağım. Şu iki tanesini şuraya getirdim. Şurada dostlarım bu iki tanesi. Sonra yine alan değişmesin diye dostlar. Alan değiş, bunları buradan sildim artık. Burada yoklar bunlar. Alan değişmesin diye şuraya 1, 2, 3 tane kare koyayım. Buraya da işte 2 tane şuraya koyalım. Bir tane de şuraya koyalım. 3 tane de buraya ekledim ki dostlarım alan yine 2 eşit parçaya bölünmüş olsun. Yani 3 buraya ekledim. 3 de buraya ekledim. 6 tane daha ekledim. 19 tane şu anda burada kare var dostlar. 19 tane kare oldu. Peki bu tam 2'ye bölüyorsa, 2'ye böldüğü için şuranın alanı 19 bölü 2 olmak zorundadır. 19 bölü 2. Hadi bunu da şöyle bulalım hatta. Şurası toplamda kaç santim dostlarım? 5, 1, 2, 3, 4, 5 birim var. A'sı burada olduğu için 5 eksi A. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 birim var. Şurası 5. 5 eksi A ile 5'in çarpımının yarısı şuradaki üçgenin alanı. Ki o da neye eşitti dostlar? Tüm şekle ne dedik biz? 19 tane kare eklemiştik. 19'un yarısı olacak. 19 bölü 2'ye eşittir dedik. İkiler gitsin. Şurayı bir toparlayalım. 5'e bölelim. 5 eksi A eşittir. 19 bölü 5 olur. A'yı buraya bunu buraya alalım. 5 eksi 19 bölü 5 eşittir A. 25, 19 çıktı. 6 bölü 5'tir A dediğimiz uzunluk. Geldik 8 numaraya. Dik koordinat sisteminde A'yı 3 vermiş bize dostlarım. B'yi 2 vermiş. Şimdi şurası 2 birimmiş. Şurası 1 birimmiş. C'yi 2 vermiş. D'yi de 3 vermiş. O zaman burası da 1. Bakın şu 2'ye 1 oranı var. Burada da aynı oran varsa ne de öğretmiştim ben size üçgende alan konu anlatımını hatırlarsanız. Buradaki şu iki üçgenin alanı birbirine kesinlikle eşit. Yani bunun alanına A dersem bunun alanının da A olduğunu biliyorum artık ben. Peki buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Boyalı bölgelerin alanlarını bulacağız dostlarım. Tabii ilk önce şuradaki köşenin koordinatlarını bulmamız lazım bizim. Bunu da bir anda bulabilir miyiz böyle bir çırpıda? Yok, mecbur ne yapacağız? İki doğrunun denklemini yazacağım dostlar. Bakın önce şu doğrunun denklemini yazalım. X'i 3'te kesiyor, Y'yi 2'de. X bölü 3 artı Y bölü 2 eşittir 1. Şu diğer doğrunun denklemini yazıyorum. Şunu X'i 2'de kesiyor, Y'yi 3'te eşittir 1 dedim. Şimdi buradan hemen kesim noktasını bulacağız. Kesim noktasını bulmak için de ya X'i yok edelim ya da Y'yi yok edelim dostlarım. Önce şunların bir paydasını da eşitleyelim. 6'da eşitleyelim. Şunu 2 ile şunu 3 ile çarpalım. Şuraya yazıyorum. 2X artı 3Y eşittir 6 olur. Şunu yazalım hemen. 3 ile 2 ile çarpalım. 3X artı 2Y eşittir 6 olur. Hemen şurayı 3 ile, burayı da 2 ile çarpalım. Hatta eksi 2 ile çarpalım burayı da. Ne oldu dostum yeni hali? 3 kere 2 6x oldu. Artı 9y eşittir 18. Şurayı da eksi 2 ile çarpıyordum. Eksi 6x eksi 4y eksi 12. Toparlayalım. Topladık. Burada 5y kaldı. Burada da 6. Y'yi ne bulduk? 6 bölü 5 bulduk. Y dediğimiz şey şu kesim noktasının ordinatı. Yani şuradan aşağı inen diklik Y dediğim uzunluk. Ben artık şu A alanını bulabilir miyim dostum? Tabanı 1, yüksekliği de Y dedim değil mi? Y'yi de 6 bölü 5 bulduk. O halde 1 çarpı 6 bölü 5 bölü 2. Yani 1 bölü 2. Buradan da 3 bölü 5 geldi. Hocam bu 3 bölü 5, bu da 3 bölü 5. İkisinin toplamı 6 bölü 5'tir dedim. 8. sorumuzun cevabı da Bursa'dan çıktı. 9 numara. Dik koordinat sisteminde A'nın koordinatları verilmiş 6. B'nin koordinatları verilmiş 4. A, O, C açısı 45 derece olarak verilmiş. O zaman
Bu da 45. Yani bakın bu bir ne oldu? Açıortay. Açıortayın kolları 6'ya 4. Yani ayakları da 6'ya 4. Yani 3K'ya 2K diye yazılabilir. Hatta alanlar da kenarlarla doğru orantılıydı. 3A'ya 2A diye alanları da yazdım. Benden de 2A'lık alanı mı istiyor? O, B, C. Evet. Ben şimdi toplam alanı bulabiliyorum. Yani 5A'yı dik üçgenin alanından 6 kere 4, 24 bölü 2'den 12 diye bulabiliyorum. Dolayısıyla A eşittir 12 bölü 5 geldi. Benden 2A'yı istiyordu. 24 bölü 5 yapar. Bunu da 2 ile genişletelim hem payını hem paydasını. 48 bölü 10 olduğundan 4.8'dir dedim. Sorumun cevabı. Ve geldik 10 numaraya. Aşağıdaki dik koordinat sistemde orijinden yola çıkan bir karınca şekildeki gibi yol alırken 1'e 0 noktasına 1. dakika sonunda ulaşıyor diyor. Yani şöyle bir birimlik yolu 1 dakikada alıyor. Karınca sırasıyla x eksenine paralel olacak, sonra x eksenine 60 derecelik açı yapacak. Bir paralel bir 60 derecelik açı yaparak ilerliyor. Şekilde göstermiş zaten bunu. Karınca bu şekilde aynı hızda harekete devam ettiğinde 10. dakika sonunda karıncanın bulunduğu noktanın koordinatları çarpımı nedir? Şimdi şurası 1 dakika geçti burada arkadaşlar. Bir birimlik yolu 1 dakikada alıyor bu. Peki şurası da bir birim. Tabii ki burası da, burası da, burası da, burası da. Şimdi şurada 30 derece var. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı şurası 2 birimdir. E o zaman 2 birimlik yolu 2 dakikada alacak bu. Şurada bir birimlik yol daha var. Burayı da 1 dakikada alacak. Yine aynı şekilde 2 birimlik yol var. 2 dakikada burayı alacak. 1 dakikada burayı, 2 dakikada burayı, toplam 10. dakikayı soruyor. Bir toplayalım. 1, 3, 4, 6, 7, 9. O zaman 10. dakikanın sonunda şurada olur. Bir birim daha buradan gelir. İşte 10. dakikadaki... Şurası 6 idi, buraya 7 bent düşer. Şurayı da hemen bulacağız kardeşlerim. Şu uzunluğu da bulacağız birazdan. İşte buradaki noktanın koordinatlarını soruyor. Apsisini 7 bulduk. Şimdi ordinatını bulalım dostum. Şurayı ne bulmuştuk arkadaşlar? 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök 3. E burası kök 3. Şurası ne çıkacak o halde? Yine aynı şekilde kök 3 burayı bulacağım. Burası da kök 3 gelecek. Şurası ne çıkacak o halde dostlarım? Yine şurayı böldüğümde kök 3, kök 3, kök 3. Yani 3 kök 3 geldi ordinatımız. Bize de bunların çarpımını soruyor. 7 kere 3'ten 21 kök 3 bulduk. 10. sorumuzun cevabını. 11 numarayı okuyalım. Dik koordinat sisteminde A noktasında bulunan 5 saatte tamamı eriyip tükenmektedir diyor. 5 saatte tamamı eriyormuş. Şu mesafeleri bir bulalım mı? Öncelikle burası 4, burası 6. 3 birim uzunluğunda bir çubukmuş bu arkadaşlarım. Hemen şuradan bir benzerlik yapalım. 6 bölü 10 6 bölü 10 eşittir 3 bölü mumun boyu. X diyelim buna. Bu yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşecek. Demek ki bunun boyu da 5 birim. 5 saatte tamamen eriyorsa demek ki bu mum 1 saatte 1 birim eriyor. Bunu da bulmuş olduk. Tamam. Başlangıçtan 1 saat sonra 1 saat geçtiğinde 1 birim eriyecekse benim mumumun boyu ne oldu artık? 4 birim kaldı. 1 saat geçti, 4 birim kaldı. Gölgesinin uç noktası nereye düşer diyor. Şimdi buradan itibaren gölgesini de şöyle ölçersek dostlarım, gölgemiz artık şuraya geldi. Şu çubuğun gölgesi şurası oldu toplamda. Bunu bulacağız şimdi dostlar. Bakın şuraya, şu mesafeye biz bir x diyelim. Bilmiyoruz ya buranın ne olduğunu. Şimdi bir benzerlik yapalım. 3 bölü 4. 3 bölü 4 eşittir x bölü x artı 4. X bölü x artı 4. Burayı bir toparlıyorum. 3x artı 12 eşittir 4x olur. Buradan da x eşittir 12 çıkar. X eşittir 12. Yani şu uzunlukta 12 birimmiş. Bunu da yazalım. Peki 12 burası. 4 burası ne yaptı toplam? 16. E şurası da 4 birimmiş. D, A noktasının apsisi 4'müş. Ne dedik? 12, 8 daha 20 birim yaptı. Yani 20'ye 0 noktası oldu. Denizli'den geldi sorumuzun cevabı.
Evet dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.